Şimdiki konu zaten yani bu çatışma, işin askeri harekat kısmı birkaç hafta ile birkaç ay arasında sonuçlanacak. Ama sonuçlanınca ne olacak? Ondan sonra Musul nasıl idare edilecek? Üzerinde durulan konu bu. Bunun için de işte Şii milisin içeri girmemesi isteniyor. Kürdistan peşmergesinin içeri girmemesi isteniyor. Çünkü bunlar hep tepki yarattı daha önce. Onun yerine şey örnekleri de verilerek işte Felluce, Tikrit, Ramadi, bunlar da baskın Sünni direniş noktalarıydı. Irak ordusu buraları IŞİD'den aldı bu Şii milislerinin desteğiyle. Fakat aradaki fark Felluce ile Ramadi yıkıldı tamamen neredeyse. Tikrit pek yıkılmadı. Onu da teslim etmek lazım. Şimdi Musul yıkılmadan, tahrip olmadan IŞİD'den kurtarılabilir mi, kurtarılamaz mı? Bu bir soru. O zaman hani bu iki şık. Çünkü öyle olursa bir şekilde, öbür türlü başka şekilde. Ondan sonra nasıl idare edileceğini de fikir jimnastikleri şimdi Türkiye adına da müsteşar, yeni müsteşar Ümit Yalçın'ın katıldığı. Bu bugün de ben sonuç belgesini şimdi okudum. Paris toplantısında belli oldu. Orada da aslında biraz bilindik sözcüklerle baktım ifade edilmiş. Yani katılımcı bir yapı tesis edilmesi gerekir. Hani bu siyasi bilinen 2003'ten sonra da Irak için söylenen herkesin sözünün olacağı. Ama Mesut Barzani de onu Arzu Hanım daha iyi bilecektir. Oradan yaptığı açıklamalarda bu harekatın biraz aceleye geldiğini, zira Musul'un nihai statüsünün pek belirlenemediğini daha, yani nasıl bir yönetime kavuşturulacağını söylemişti. Ve onun biz Abadi ile temasta olduğunu da biliyoruz. Bağdat'ta bu iş. Yani bu hep masada olacağıza bağlayabiliriz buradan. Masa aslında Bağdat'ta. Ve masada Mesut Barzani ile Abadi olacak. Irak meclisi olacak. Iraklılar kendileri karar verecek Musul'u nasıl idare edeceklerini, ama işte o Irak Kürdistan'ına artık bence nihai biçimde katılmış parçanın da hukuka uydurulması için bir çözüm üretilecektir. Ya kantonlaşacaktır ya daha yerelleşecektir. Bir şekilde artık bu sınırdan geriye gideceğini ben sanmıyorum Kürdistan'ın. Siz bölgede